Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Ne haber kanka? Bana kanka deme, bana kanka deme. Ben senin kankan falan değilim kanka artık. Kanka yapma Allah aşkına, başım belada. Biraz yardımcı olsana. Evde iki tane rüya avşar var ve ben hangisinin gerçek rüya avşar olduğunu bilmiyorum. Bak itiraf ettin işte. Ne vardı yani birini bana yapsan? Saçmalama. Kadın kaç yıldır evli. Demek ki biri bekar. Allah'ım ya şuna akıl fikir ver ya da bana sabır ver yarabbi. Hala evdeler mi abi? Evdeler. Dışarı çıkıp ortalığı karıştırmasınlar diye kapıyı üzerlerine kilitledim. Alo, anahtarcı mı? Alo. Alo, bana bir çilingir attım. Acil çilingir attım. Çok çabuk. Ey, acil gerekiyor. Çok çabuk. Ya çilingirin üzerine... Hepiniz sapıksınız ya. Günaydın meleklerin en güzeli. Ay! Ay korkuttun beni Şerru. Hayrola, nedir o elindeki? Dokuz canlı kocam Saadettin'in evine priz hazırlıyorum Şerru'cum. Şimdi Saadettin'in eve gelince bu prizi açacak. Aa, bu ne kadar büyük bir priz yiyecek ve meraktan elini içine sokacak. İşte soktuğu anda başlayacak titreme ve kuyruğu titretecek. İnşallah bu tarafa gelecek. Ah, ah Şerru'cum. Artık onun hasretine dayanamıyorum. Ben de ruhların hasretine dayanamıyorum Gülsüm abla. Sana bir şey diyeyim mi? Sen bu sevdadan vazgeç. Çünkü ruhlar kocasına sırılsıklama aşık. Bu su sorununa bir çözüm bulmak gerekiyor. Sonunda ruhlar benim olacak. Vallahi ben bu Saadettin'e yaptığım tuzaklardan sonra herif bir türlü ölmüyor. Yani o da bu kadar şeyden sonra ölmüyorsa bu dünyada her şey olur. Boşuna bekliyoruz. Ben yumurta kırmasını bile bilmem kızım. Şişt, lütfen susun. Ben size yardım edeceğim. Aa, peki. Patron geliyor. Tamam. Ahçı olan hanginiz? Bu efendim. Tecrüben var mı? Evde nasıl? Neden hep siz konuşuyorsunuz? Bu adam dilsiz mi? Dilim var efendim. Hem de gayet uzun bir dilim var ama... ne yaparsınız ki kader bendenizi işsizlikten buralara mecbur etti. Kes kes. Görelim bakalım şimdi marifetlerini. Evet, görelim. Bu ocak. Evet, gaz ocağı. Bu rende. Rende, evet. Bu malzemeler. Evet, domates, patlıcan, çerli bu da et. Evet, eti biliyorum, et. Şimdi bana beğendi lorman kebabı yapacaksın. Eğer beğendi lorman kebabını beğenirsem seni işe alırım. Yoksa sana kızımı vermem. Bilmem ki, yapabilir miyim acaba? Yapar, hem de nasıl yapar? Tam 20 dakikam var. Ben şimdi gidiyorum. Beceremezsen eğer, yerine Türker Şoray aldım. Çok güzel meze yapıyormuş hanımefendi. Hadi. Tabii. Evet kızım. Nasıl yapacağız şimdi bunları? Siz her şeyi bana bırakın. Daha başlamadınız mı? Hadi elini çabuk tut, 18 dakikan kaldı. Hazır bile. Ay Simser Usta, gerçekten çok yetenekliymişsiniz vallahi. Tamam. Denemek ister miydiniz? Muhteşem olmuş ya. Buyurun, tıkının. Aferin kız cimcime sana. Nasıl da işe soktun beni? Adamın verdiği parayı gördünüz mü? Vallahi ben de inanamadım. Bizim fabrikada müdürler bile o kadar para almıyor. O zaman? O zaman senin dediğini yapacağız ve o çocuğu doğuracağız. Aslan kayıp ederim benim. Saatinizi verir misiniz?
Ne yapacaksın saatimi? Zamanı ileri alacağım. Mısır'ın doğumunu görmek istiyorum da. Hay Allah, hiçbir şey anlamadım. Deli kız. Al bakalım. İşte oldu. Baba oluyorsunuz Simser Bey. Baba oluyorsunuz baba. Ben de koca sahibi olacağım. Allah'ıma şükürler olsun. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Çocuğun babası siz misiniz? Evet benim. Pek üzüleceğinizi sanmıyorum ama çocuğunuzu aldık. Vakum yöntemiyle. Nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Canım biliyorum. Biliyorum yasalarımız buna müsait değil ama biz bu operasyonu bademcik ameliyatı olarak kayıtlara geçeceğiz. Bademcik ameliyatı? Evet bademcik ameliyatı, yoksa başka türlü olmaz ki çocuğum. Allah'ım ne yapacağım ben? Neredesin be Masar aşkım? Bana bakın. Buradan kimseyi telefonla aramak ve dışarı çıkmak yok, tamam mı? Sabaha kadar burada duracağız ve bu problemi nasıl çözeceğiz onu düşüneceğiz. Salak şey, bize dedi kendisi tüydü. Her şey normale dönsün, kovduracağım onu bu ajanstan. Geçimini sence beyniyle kazanan bir adama biraz haksızlık olmuyor mu? Hayır efendim, hiç de değil. Ben şimdi masarsız ne yapacağım? Her şey berbat oldu. Yani sevgilisinin çocuğuna ağlayan bir metres de ilk defa görüyorum. Bunu Sezen Cumhur Enal'a söyleyelim de bir şarkı bestelesin. Veya bak bir varmış bir yokmuş. Doktor eski günlerde. Doktor Bey, menkıbe hanımın sancıları devam ediyor. Karnı da hala davul gibi. Hala davul gibi mi? Olamaz. Tampon burada. Makas burada. Pens burada. Hemşire de burada olduğuna göre içeride hiçbir şey unutmadık. O zaman nedir bu? Hemen koşalım. Koşun. Koşun. Sıkıldım artık bu oyundan. Neredeyse sabah olacak. Hala yok bu herif. Ben sahnelere dönmek istiyorum artık. Ben de tenis kortlarından, resim sergilerinden ayrı kaldım. En iyisi çarşafları birbirlerine ekleyerek kaçmak. Ne dersin? Deneyelim mi? Bu enerjiyi nereden buluyorsun bilmiyorum ama hadi bakalım deneyelim. Hadi deneyelim o zaman. Neredeyim ben? Ne oldu bana? Sanki öldüm dirildim ya. Biz artık sıkıldık yaşadıklarımızdan Mazhar Bey. Tamam sakin olun. Ben birazdan her şeyi halledeceğim. Enflasyonu bile tek bir rakama indireceğim, söz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tanısın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık. Saçını bölmemiş.